Öncelikle stoklarımızı inceliyoruz. Stoklara baktığımızda şu an bütün stoklarımız sıfır, stok miktarlarımız, depolarımız sıfır. Depolar arası raporu da görmek istiyoruz. Depo raporuna da geldiğimizde bütün depolarımızın sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi biz öncelikle alım yapalım. Alımımızın birincisi müstahsil makbuzuyla danayı çağırıyorum. Diyorum ki dana, canlı danayı, evet, miktar olarak bir adet, kilo olarak da diyelim ki tartıp 350 kilo danayı biz kimden alıyoruz bakalım. Buradan servet verenden alacağımızı düşünüyoruz ve bitir diyoruz. Şu an bizim dana girişimiz sağlanmış oldu. Şimdi ikinci bir dana alalım. Burada da yapacağımız şey şu, kendi ürünümüz olduğunu düşünelim ve buradan alış irsalesiyle firma olarak da bizim kasabı seçiyorum. Geliyorum, burada da istersem açıklamasını giriyorum. Buna da diyorum ki 300 kiloluk dana olsun. Tamam. Bunu bitiriyorum. Şu an bunun da girişini yapmış oldum. Stoklara gelip baktığımda iki tane dananın burada girilmiş olduğunu görmüş olacağız. Dana, evet. İki tane dana girilmiş. Dananın bulunduğu depo, merkez depo. Merkez depoda iki tane danamız var. Şimdi biz üretim işlemine geçelim. Bunun için yapmamız gereken şey şu. Dana içeri giriyor. İlk önce barkodunu el terminali veya buradan okutuyoruz. Daha sonra biz bu dana üretimi için kullanacağımız değerleri reçetelere yazmış olmamız lazım. Geliyorum, ilk 5 ürün üretimi dediğimiz bölümdeyiz. Kesimhanedeyiz. Burada bakıyoruz. Merkez depodan bu ürünlerin merkez depoya üretileceğini düşünüyoruz. Ancak diyebilirsiniz ki hayır, biz bu ürünleri nereye bakalım, hemen depomuzu değiştirerek mezbahaya üretelim. Tüm ürünlerin depoları mezbahaya deposu oldu. Şimdi bir dana karşılığında bir adet ciğer takım, bir adet deri, bir işkembe, karkas ve keleği üretmiş olacağız. Menüden tüketimi yap dediğimiz andan itibaren bizim merkez depomuzdan bir danayı tüketecek ama mezbaha depomuza da bu ürünleri girişini yapmış olacak. Üretim sırasında depoyu merkez depo dışında bir depoda seçebilirsiniz. Ben hayır, danayı merkez depodaydı, merkez depodan düşmek istiyorum dedim. Şimdi gelip stoklara baktığımızda bizim stok kısmında yıldıza basıyorum. Bir depomuzun, bir danamızın buradan azaldığını görüyoruz. Bire düşüyor. Bunun dışında da depolarımıza giren ürünleri burada görmüş oluyoruz. Dana kelle girmiş, dana ciğer girmiş, işkembe girmiş, deri girmiş ve karkas girmiş. Bunları burada görebiliyoruz. Bunların detayına baktığımızda bunların mezbaha depoda olduğunu görebiliyoruz. Hatta bununla depolara, stok raporuna geldiğimizde de bizim merkezimizde sadece bir tane danamız kaldı ama mezbaha depomuzdan olan ürünleri burada görebiliyoruz. Kelleyi, 5 ürün dediğimiz ürünü, grubunu görebiliyoruz burada. Çıkıyorum buradan. Şimdi de karkastan üretim yapalım. Dana karkastan üretim yapalım ve parça deposuna atmış olalım. Çok kolay. Aynı şekilde reçete bölümüne gelip dana karkasın üstündeyken reçeteye girdiğimizde burada daha önce reçetemizi girmişiz. 11 ayrı üründe. İşte 50 kilo olan var, 60 kilo olan var, 30 kilo olan var. Yine bir dana karkastan üretimizi yaparken bir dana karkası tüketip diğer ürünleri de giriş yapmış olacağız ama yapmadan önce depomuzu değiştirelim. Yine bu parçalama deposuna girsin. Onu seçelim. Şu an tüm ürünü üretilecek, bu tüm ürünle parçalama deposuna gitmiş olacak. Yani dana sinir, dana kemik, dana rosto, dana kol, dana bonfili ve biftek altında bir ürünümüz daha var. Antrikot ve but. Bunların tamamı şu an bir tek tuşla tüketim yap dediğimizde dana karkası tüketecek. Dana karkas hangi depomuzdaydı? Mezbaha depomuzdaydı. Okey diyorum. Dana karkasın mezbaha deposundan düşümünü sağlamak için mezbaha deposunu seçiyorum. Şimdi artık dana karkasımız azaldı. Bunun yerine bunun yerine gelenler but, dana kol, dana antrikot, dana bonfile, dana biftek, dana rosto, sinir gelmiş oldu. Peki deminki bu ürettiğimiz ürünlerden sonra bir depolar arası stok raporumuzu görelim. Burada baktığımızda şu ekranımızı kaldıralım. Burada baktığımızda, stok raporuna baktığımızda çok kolay bir şekilde bizim aslında mezbaha depomuzdaki demin var olan
5 seçeneğin bir tanesi kayboldu. Ne oldu? Tüketildi. Dana karkas tüketildi. Dana karkas yerine bizim parçalama deposuna 60 kilo kemik, 50 kilo sinir, 30 kilo but olacak şekilde 11 ayrı ürüne dağıtılmış oldu. Şimdi biz depomuza baktığımızda bir tane danamız duruyor, iki danaydı. Bu bir dana, iki dananın bir tanesini üretirken 5 ayrı ürüne bölünmüş oldu. Karkası burada aldık, parçaladık. Şimdi bu parçalanmış olan ürünler de parçalama deposunda duruyor. Genel olarak üretim yapısı bu şekilde. Bunun dışındaki bütün işlemleri yine alabiliriz. Gelip raporlardan bugün neler üretilmiş onları görebiliriz. Listele dediğimizde günlük, aylık ve yıllık olarak üretim bölümüne geldiğimizde giren ve çıkan bütün üretim detaylarını burada görebiliyoruz. Parasal değerleri girmedik, girsek bunların da tüm değerlerini görmüş olacağız. Durum bu. Bir de son örnek olarak buradan bir transfer yapalım. Örneğin dana buttan merkeze transfer yapalım. Geldim, dana butu seçtim. 30 kilo var elimizde. Biz 20 kilosunu bir yere transfer edeceksek yapmamız gereken tek şey dana butu çağırıp buradan depo bölümünden transferi başlat deyip bize şimdi soruyor nereye? İşte buradan yeni açacağımız örneğin Gümüşler depomuza, Gümüşler depomuza transferi gerçekleştirelim. Gümüşler ayağını da görmüş olacağız. Gümüşler deposunu seçtim. Şimdi bitir dediğimde şu an stok bölümüne geldiğimizde dana butun azaldığını ve elimizde kaç kilo göndermişiz onu da bakalım. Gümüşler deposuna 20 kilo, parçalama deposunda 30 kilo vardı. 20'sini Gümüşler deposuna aktarmış olduk. Bu transferi de gerçekleşmiş olduk. Yine depolar arası stok raporuna geldiğimizde biz burada Gümüşler depoyu da görmüş olacağız. Şu an Gümüşler depoda 20 kilo dana but olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak bu şekilde.